Çöpler. Yine çöplerimizin dedikodusunu yapacağımız güzel bir günle beraberiz. Siz de çok seviyorsunuz bu videoları. Ben de çok seviyorum. Ben izlemeye de bayılıyorum bu videoları. Bir sürü hani böyle PR geliyor. Bir şeyler size bahsetmek için, zaten denemek için kendim delicesini satın alıyorum falan. Bunların hani dibine kadar kullandıysam bir şey söylüyordur diye düşünüyorum. İkincisi de zaten dibine kadar kullandıysam çok fazla fikrim oluşmuş oluyor o ürünlerle alakalı. Bunun optimumu şu: o ürünlerle ilgili fikrim oluştuktan ve üzerinden çok fazla zaman geçmeden önce bu videoları çekmem lazım. Cümlenin başı bir yere, sonu bir yere gitti ama anladınız. Yani eğer arada çok fazla ara vermezsem şu anda gerçekten derinlemesine size bilgi verebileceğim bir ton ürünümüz var. Eğer beni bu videoyla tanıdıysanız aramıza hoş geldiniz. Aramıza daha sık hoş gelmek için aşağıdaki abone ol butonuna basabilir ve yanındaki zile tıklayabilirsiniz. Eğer izlerken bu video hoşunuza giderse bir de like butonuna basarsanız bana çok yardımcı oluyor. Ondan da haberiniz olsun. Ben her pazartesi ve perşembe saat 18'de buradayım. Siz de burada olursanız çok sevinirim. Hazırsanız başlayalım. Kuru şampuan. İngiltere'nin bir numaralı kuru şampuanı Batist. Elektriklenme karşıtı kuru şampuan. Elektriklenen kabaran saçlar için pürüzsüzleştirici Hindistan ceviziyle görünmez hafif formül. Görünmez değil bu. Yani tamamen görünmez değil. Aa, önüme kuru şampuan koymamışım bunu bitirdikten sonra. Çok enteresan. L'Oreal'in var bir tane mavi olan. O gerçekten mesela görünmez. Bu da böyle kalıntı bırakan bir şey değil. İlk sıktığınızda gri oluyor. Sadece böyle parmağınızla dağıtırsanız tamamen yok oluyor ama. Yapış yapış yapmıyor saçınıza. Ben kuru şampuanlardan en çok birkaç saat sonrasında veya böyle gün sonuna doğru randımanını ölçebiliyorum. Eğer birkaç saat sonrasında bütün o dışarıdaki şeyi almış ve saçımı iyice aşağıya indirmişse kaldır at çöp bir kuru şampuan oluyor. Bu öyle değil. Güzel hacim de veriyor. Babe'nin Food Repairing Cream. %10 üre var bunda. Kuru ve işte çatlamış ayaklar için ayak kremi. Şu anda evde aklınıza gelebilecek her şeyden 20 tane falan olabilir ama enteresan bir şekilde ayak kremim bitti. Eğer mesela ayağınıza krem sürüp sonrasında hani dışarı da çıkayım veya evde yürüyeyim, rahat edeyim derseniz bunu tercih etmenizi öneririm. Çünkü bu daha hızlı bir şekilde emiliyor ama onunla da doğru orantılı olarak çıldırmış, efsane, muhteşem, Allah Allah bütün ayaklarımı değiştirdi, bebek gibi oldum demenize izin veremeyebilir. Kullanışlı bir formül. Bir başkasını söyleyeyim. Mesela Burt's Bees'in bundan ben daha önce bahsetmiştim ve demiştim ki ben bunu pek sevmiyorum demiştim. Dilim kopaydı. Bunu bitirdikten sonra şunu fark ettim ki mesela eller kadir kıymet bilmiyor annem, senin gibi kimse sevmiyor annem diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Çünkü en yumuşatan, işini yapan ayak kremlerinden bir tanesi bu. Yani bunun yerine bunu tercih edebilirim. Ama bunu sürüp evde yürümek, işte yok sandalet giyip dışarı çıkmak falan, öyle hayaller kuramazsınız. Bunu gerçekten gece sürüp üzerine bir de çorap giyip sabah uyandığınızda asıl etkisini görebiliyorsunuz. Topuklarınızı, tırnaklarınızın kenarlarını falan inanılmaz yumuşatıyor. Özellikle şu aralar tabii pediküre falan gidemediğimiz için ben bayağı bir faydasını gördüm. Birçok o tek kullanımlık ayak maskesine göre falan çok 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 daha etkili. Fiyatı yüksek fakat az kullansanız bile yetiyor. Çok yapış yapış. O yapış yapışlığına sinir olmazsanız kokusu falan da çok güzel. Bal ve Hindistan cevizi yağını bir araya getirip böyle vıcık vıcık edip sanki ayağınıza sürmüşsünüz gibi oluyor. Konforlu değil ama işini yapma açısından efsane. İlaç gibi düşünebilirsiniz. Ama bu daha konforlu. Bundan daha fazla olmalı bence. Nerede? Evet. Bir daha var. Bir tanesi de bitmek üzere şu anda. Çok fazla kez bahsettiğim Love Beauty and Planet markasının Murumuru Butter and Rose sülfatsız olan versiyonu, pembe olan. Diğerleri sülfatlı. Sülfat için yani böyle çıldırmaya gerek yok. Hani adam öldüren korkunç falan bir içerik değil sülfat. Sadece aşırı bence güçlü bir temizleyici. O kadar güçlü bir temizleyiciye benim ihtiyacım yok. Şekillendirici bilmem ne falan kullanmıyorum. Çok yağlı da değil saçım. Bilakis çok kuru. Ve saçımı boyuyorum. O yüzden sülfatsız şampuanlar tercih ediyorum diye birkaç kez söylemiştim. Bu da çok güzel bir marka. Hem uygun fiyatlı bir marka, vegan bir marka. Geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir ambalajlarda oluşuyor. Sülfatsız, silikonsuz, parabensiz, renklendiricisiz. Çok çok güzel kokuyor. Bununla ilgili çok fazla teşekkür mesajı aldım. Ve saçımı benim böyle yumuşacık yapıyor yani. Öyle çok doğal bilmem ne falan denilen şampuanlar birazcık gıcır gıcır yapar ya. Özellikle silikonsuzlar öyle yapar. Saç kremini de kullanıyorum. Saç kremini de çok seviyorum. Normalde hep saç maskesi kullanırdım. Mesela onun saç kremi bayağı yetiyor. Saç maskesini azaltabiliyorum bu durumda. Bu da yine birçok kez bahsettiğim, birçok kez bitirdiğim The Body Shop Banana Truly Nourishing Hair Mask.
cennetten düşen ilk muz parçası. Gerçekten bugüne kadar şey yapmışım. Yemeyin ne olur bunu alırsanız. Bayağı bildiğiniz ezilmiş muz kokuyor. Bu da vegan bir formül. Zaten Body Shop çok sevdiğimiz, işte cruelty free, doğaya çok saygılı. Dünyanın galiba en etik markası olabilir Body Shop. Neyin nereden geldiğini sonuna kadar takip edebilmek, üretim pratiklerini kontrol etmek falan istediğinizde çok açık bir marka. Zaten bütün dünyada hayvan testlerinin yasaklanması için de çalışan bir marka. Yves Rocher Olive Petit Grain. Bu rahatlatıcı bir duş jeli. Yani duş jeli bu. Mükemmel nemlendirici falan bir duş jeli diyemem. Vücudunuz eğer kuruyorsa, işte dirsekleriniz, dizleriniz zıvır zıvır böyle biraz sıkıntılıysa satın alacağım bir şey değil, anlatabiliyor muyum? Ama bunların küçükleri var. Onu çok seviyorum. O konsantre olanlar, çünkü onun bir mantığı var. Onu seyahate giderken, seyahate gidebildiğimiz zamanlar vardı, hatırlar mısınız bilmiyorum ama eskiden seyahate gidebiliyorduk. Pasaportum öldüğümü düşünüyor şu anda. Her neyse, o seyahate gittiğimiz zamanlarda mutlaka çantama atardım bir tane. Çünkü onu çok azıcık kullansanız bile inanılmaz güzel köpürüyor. Çok güzel temizliyor sizi, arındırıyor. Bagaj hakkımız az olduğu zamanlar için hem Burak hem ben ikimiz birden kullanacağımız, ben deniz tatili her gün öşür öşür duş yapacağız iki kez falan. O zamanlar bile böyle bir tanesini alıyorsunuz, mükemmel oluyor. Şu an burada olmayan bir ürünü uzun uzun anlattım. Böyle de bir insan. Oh. Comfort Zone'u bilir misiniz? Comfort Zone güzel bir marka. Davines'in markası bu. Davines de öyle işte, hani doğalcı, ıvırcı zıvırcı İtalyan bir marka. Sadece spalarda satılan bir marka. Bunun Body Strategist Attack Gel diye bir ürünü. Selülit kremi bu. Düzgün kullanmadım. Şeffaf bir krem. Birazcık topaklanıyor. Selülite iyi geliyor mu bilmiyorum. Çünkü düzenli kullanmadım. Kremlerin olayı da şey, biliyorsunuz ya, sabah akşam kullanacaksın. 10 dakika masaj yapacaksın. Ondan sonra diyorlar ki çok iyi geliyor. Ben zaten sabah akşam herhangi bir kremi cildime o kadar çok masaj yaparak kullanırsam bir şey yarıyor gibime geliyor. Yani yaramak zorunda. Çünkü selülit daha böyle derin bir şey. Böyle bu kadar topikal bir şey. Selülitle hele ki çatlak falan. Çatlağa hele hiç inanmıyorum. Yani çatlak kremi diye bir şey varsa inanmıyorum. Bu ne? OGX. UVA UVB filtreli saç kremi. Ben bunu şampuanla saç kremini de çok fazla beğenmediğim için maalesef bunu bacaklarımı tıraş ederken kullandım. Eğer sevmediğiniz bir saç kremi olursa, o çok güzel bir kayganlaştırıcı olduğu için tıraş köpüğü kullanmanıza gerek olmadan değerlendirebilirsiniz. Bacaklarda zaten çok fazla öyle hani sivilce mivilce de çıkmayacağı için öyle kullanabilir. Saç için tavsiye etmem. Saç için tavsiye etmeyeceğim ve çöpe atıyorum şu anda. Bir şey daha. Lee Stafford Dry Shampoo for Dark Hair. Quick Effective with No Residue. Nasıl yalan? Nasıl yalan? Ben bunu sırf hani koyu renk saçlar için olduğundan dolayı aldım ki saçımın dibinde böyle gri bir şey bırakmasın diye. Fakat sıkmasanız daha temiz duruyor. Öyle bir ağırlaştırıyor, öyle çirkin yapıyor ki anlatamam. Böyle Morticia Addams gibi indiriyor saçlarınızı. Ya yapışık bir top top yapıyor ya. Ya zaten kirli saçınızı akşama kadar idare edebilmek için kuru şampuan sıkıyorsunuz. Ve sıktığınız saniye daha da kötüsü oluyor. Dolu yani ve çöpe atıyorum. O kadar kötü. Bu güzel işte. Bundan her bitenlerimde var herhalde ya. L'Oreal Paris Magic Shampoo görünmez kuru şampuan. Bu gül bahçesi olan. Gül bahçesinin hastası değilim çünkü gül kokusu sevmiyorum. Bunu galiba marka göndermişti diye hatırlıyorum. Diğer kokuları daha güzel bence. Gerçekten şeffaf yani. Dibinde acaba var mı azıcık daha? Aa, varmış. Gördüğüm en şeffaf kuru şampuan olabilir mi? Yani hem şeffaf olup hem işe yarayan, hem dibinden böyle kaldıran, sürdükten sonra böyle azıcık yaparsanız tamamen yok oluyor. Sabahtan bayağı geceye kadar idare ediyor sizi. Başka duş jelleri, bunları da çok övdüm. Şunu daha çok seviyorum galiba. Pure Line duş jeli, yasemin'li sarı kantaronlu 12 saat kalıcı koku demişler. Alkol ve paraben içermeyen, doğal özleri olan bir ürün bu da. Bunlar benim cildimi de çok kurutmuyor ama özellikle yaseminlisi muhteşem kokuyor. Banyonuzu öyle bir güzel kokutuyor ki size anlatamam. Yani böyle çıkıyorsun, evin içi kokuyor artık. O yüzden böyle özellikle indirime falan da çok giren, herhalde Migros dahil falan hani öyle yerlerde bile bulabileceğiniz bir ürün olduğu için de çok seviyorum. Duş jeline çok para veresim geliyor mu? Geliyor ya, bazen yurt dışından falan bile taşıdığım böyle bayağı güzel duş jelleri oluyor. Çünkü o böyle bir ritüel ya, banyo yapmak böyle bir, o kendine bakmak. Banyo yapmanın neresi kendine bakmaksa, sanki orta çağda yaşıyoruz, gemiciyiz sanki, 6 ayda bir duş yapıyormuşuz gibi. Her neyse, yani o böyle daha doğrusu sık sık yaptığımız bir şey olduğu için birazcık yatırım yapmak gerekebiliyor. 12 tane mi 14 tane mi ne farklı kokusu var bunun. Çiçekli olanları özellikle çok çok güzel ama tabii ki zevkinize bağlı. Hani hangisini seversiniz ama yaseminli ve bu... Oh bebeksi. Ben normalde diş macunundan bahsetmem biliyorsun. Şeffaf plak takıyorum.
O plaklar sebebiyle dişlerim benim çok sararıyor. Çünkü ağzınızın içinde böyle bir plağın içinde kendi... Çok iğrenç şeyler anlatıyorum şu anda ya. Dişiniz daha çok sararıyor. Boş verin. Devamına, ayrıntısına ihtiyacınız yok. Daha çok tartar oluyor. Zaten şu an dişçiye gidemiyorum. Dişlerimi temizletemiyorum. Beyazlattıramıyorum. Bunu marka gönderdi. Gerçekten Allah razı olsun. Arm & Hammer'ın Extreme Whitening for up to 3 shades whiter. 3 tona kadar dişi beyazlatan, beyazlatıcı... Dişi beyazlatan, beyazlatıcı diş macunu. Mavi değil. Her yeri lacivert yapıyor. Bütün lavabomu falan böyle masmavi yapan ve öyle boyayanlara sinir oluyorum. Bu öyle değil. Aşırı köpürüp böyle kuduz gibi taburalarınıza kadar köpürmüyor. O yüzden de seviyorum. Ve gerçekten beyazlatıyor dişlerinizi. Ne kadar beyazlatabilirse tabii, yani bir diş macununun beyazlatabileceği belirli bir seviye var. Belirli bir seviyenin sonrasında diş hekiminizin daha içeriye kadar gidecek böyle ekstrem şeyler yapıyor olması lazım. Hassasiyet falan da yapmıyor. Diş etlerimi de rahatsız etmedi. Ağzınızın içini yara da yapmıyor. Meh bir üründen bahsedeceğim. Yani bitirdim de ayıp olmasın diye bitirdim. Caudalie'yi ben gerçekten çok severim normalde. Birçok kez de bahsettim. Caudalie gerçekten çok iyi bir marka. İçeriklerinde de hep böyle üzüm çekirdeği yağı falan gibi şeyler vardır ki o da bayağı iyi bir antioksidandır. Bu da Caudalie'nin Vine Active Energizing and Smoothing Eye Cream diye bir ürünü. Bunun nemlendiricilik seviyesi bana yetmedi. Krem şeklindeydi. Olmasa da olur bir ürün. Anlatabiliyor muyum? Tekrar almam yani bunu. Evet. Ya makyajını yağla temizliyor. Yine The Body Shop Camomile serisinden Silky Cleansing Oil. Benim en sevdiğim makyaj temizleme yağlarından bir tanesi. Pompalı olduğu için de çok seviyorum. Papatyalı, sakinleştirici özellikleri var. Güçlü, bütün makyajınızı gerçekten çıkartıyor, siliyor. Önce kuru bir şekilde makyajınızı böyle yoğurduktan sonra çok hafif ılık suyla birazcık daha devam ederseniz kalın köpük gibi olur ya böyle. Onun gibi bir hale geliyor. Cildinize böyle yapışıp kalıp gözeneklerinizi tıkayacak bir hale gelmiyor. Sonrasında köpük temizleyicinizle çok rahat bir şekilde arıtabiliyorsunuz. Bu çok uygun fiyatlı. Bundan da birçok kez bahsetmiştim. L'Oreal'in çift fazlı kusursuz makyaj temizleme suyu. Bu da hassas ciltler dahil tüm cilt tipleri için. Saflaştırılmış su artı temizleme yağı var. Göz, dudak, yüz makyaj için ovalamaya ve durulamaya gerek yoktur demişler. Bu 400 mililitrelik dev bir dev. Ben genelde burada bulunduruyordum bunu. Videoların arasında bir şeyleri temizlerken, makyajımla ilgili bir şeyleri değiştirmeye çalışırken falan bunu kullanıyordum. Güçlü, hassas ciltler için uygun olduğundan dolayı çok öyle aşırı sizi rahatsız edecek bir şey değil. Bunun bir sürü versiyonu var. Bu mor kapaklı olandan bahsediyorum ben. Bu çift aşamalı ama çok yağlı değil. Yani cildinizde böyle bir film gibi kalmıyor. Garnier'in arganlısı var ya, o bana mesela aşırı yağlıymış gibi geliyor. Dudağımı temizlerken severim. Zor durumda kalırsam kullanırım. Ama bu ona göre daha az yağlı. Neredeyse aynı güçte. Ya bunu çok sevdim. Fakat kurudu. Kaş pomadlarının böyle bir problemi var. L'Oreal Paris'in Brow Gel Pomade brunette rengiydi. Kendi fırçası olduğu için rahat rahat kullanılıyor demiştim. Çok güzel, rengi de çok iyiydi. Formu da çok iyiydi. Yani böyle ince ince çizgiler atarken zorlanmıyoruz. Fakat maalesef kurudu. Ben de bir kez daha hatırladım neden kaş pomadlarını sevmediğimi. NYX'in Doll Eye Mascara Long Lash Extreme Jet Black adlı ürünü. Sevdiğim bir maskara. Bundan da birçok kez bitirdim. Böyle küçük küçük fiberleri var. Gözünüzün içine kaçabilir. O yüzden eğer lens kullanıyorsanız bunu kullanırken dikkatli olmanız lazım. Aynen isminde Doll Eye dediği gibi oyuncak bebek kirpiği gibi yapar. Açıp kapattıkça karşıya yelpazelenir kirpikleriniz. Simsiyah bu jet black olanı. Bir sonraki NYX ürünümüze geçtik. Bunu da yine çok severek kullandım. Gerçekten bal rüyası besleyici vücut peelingi. Hem mis gibi kokuyor hem de böyle birazcık yapışkan. Burt's Bees'in ayak kremi var ya, onun vücut peelingi gibi düşünebilirsiniz. Şeker peelingi olduğu için suyla beraber hafif eridiğinden dolayı cildinizi tahriş etmiyor. Ballı, yağlı falan olduğu için bayağı bir besliyor. Böyle bebek gibi çıkıyorsunuz banyodan. Üstüne herhangi başka bir nemlendirici sürmenize gerek kalmıyor banyodan sonra. Ve benim bacaklarım falan bembeyaz olur. Siyah pantolon giydiğimde bayağı ölü derim dökülür yani. Onu falan tamamen durdurdu. Çok güzel bir ürün. Tuzlu olmadığı için, şekerli olduğu için de seviyorum. Çünkü ben tuzlu peelingleri hiç yokum. Eğer minicik minicik bir yara bile varsa bacağımda, işte sivrisinek ısırığı, böyle kedi çiziği, ıvır zıvır bir şey varsa yakıyor çünkü beni, haşlıyor. Bundan da çok kez bahsettim. Simple'ın Hydrating Booster, böyle minik bir
serum olduğunu iddia ettikleri ama ben zaten hani nemlendirici olarak da kullanılabilecek kadar uygun fiyata düştüğünden dolayı nemlendirici olarak da kullanıyordum bunu. Bu kadar uzun bir cümle kurdum. Gerek yoktu o kadar şey söylemeye. Parfümsüz, renklendiricisiz bilmem ne böyle abuk subuk içerikler olmayan içinde güzel bir marka. Uygun fiyata ulaşılabilecek iyi markalardan bir tanesi. Tabii hyaluronik asit bombası bir şey. Bunu sürüp bir de üstüne nemlendirici sürerseniz çok 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 daha iyi sonuçlar alırsınız. Mesela bir tane de aşırı pahalı bir hyaluronik asitten bahsedeyim. SkinCeuticals'ın Hydrating B5 diye böyle bir serumu. SkinCeuticals çok iyi bir marka bu arada hakikaten. Yani bayağı böyle ilaç bir marka. Yüksek de fiyatlı. Aktif maddelerinizi alırken tercih edebilirsiniz. Atıyorum işte bir retinol alacaksanız ama çok uygun fiyatlı markalarda da çok iyi hyaluronik asit formülleri bulabiliyorsunuz. 300-400 liralar hyaluronik asite vermeye gerek yok. Buna vereceğinize dediğim gibi retinoidlere falan verin. Yani o böyle Allah Allah içeriklere verin. Ne kadar çok parfüm bitirmişim ha. Dur parfümlere gelmeden bir tane daha nemlendirici. Kiehl's'ın Calendula Serum Infused Water Cream nemlendiricisi. Bunu da yine dibine kadar bitirdim. Bu bayağı sevdiğim bir krem benim. Cilt bakım rutinimde de bahsettim. Yatıştırıcı bir içerik. Özellikle aktif maddeler falan kullanıyorsanız cildinizde böyle işte kızarmalar, hassasiyetler bilmem ne oluyorsa onu sakinleştirmeye de yarayacak bir içerik. Silikonlu şeylerin verdiği o hafif kadif femsilik var ya onu da veriyor. Tretin kullanıyorum ya bunun üstüne tretin kullanınca böyle bunun altına yavaş yavaş geçmesini sağlıyordum. Yani çünkü çok o agresif bir şey içerik olduğu için onu böyle sakin sakin cildime salınımını yavaşlatmak için falan da kullanıyordum. Aynı zamanda hyaluronik asit serumu sürüp o da nem çekiyor ya onun üstüne bunu sürdüğünüzde de güzel oluyordu. Makyajın altına da hiç fena olmuyor. Bir tane el kreminden bahsedelim. Cake Beauty Deserted Island nemlendirici el kremi. Aşırı iyi kokan bir krem. Top top olmuyor. Hızlı emiliyor. Çok yağlı değil. Yapışmıyor. Mahvolmuş elleriniz varsa ve kurtarılmaya ihtiyacı varsa bu yeter demem. Ama güzel bir nemlendirici. Yine 47 bin kez bahsettiğim bir ürün daha. Darphin'in dudak yağı. Çok bahsettim bundan. Çok çok. Dudak maskesi olarak da kullanabilirsiniz. Şeffaf bir gloss olarak da kullanabilirsiniz. Dudaklarınızı yumuşacık yapıyor. Biraz yapışkan. Yok bayağı yapışkan. Gece yatıp sabah kalktığınızda hala dudağınızda hissedersiniz. Dudaklarınızı inanılmaz iyi nemlendirir. Bayıldığım bir ürün. Şimdi 4 tane parfümle bitireceğiz. Tom Ford'un Soleil Blanc. Aa, o kadar güzel ki yaz kokuyor ya. Normalde aşırı Tom Ford parfümcüsü değilimdir. Tom Ford'un böyle çok iddialı kokuları var. Bir Metallic diye bir parfüm var. Çok seviyorum ve hala kullanıyorum. Bir de bu. Bunu sadece yazın kullanıyordum. Birazcık Estée Lauder'ın Bronze Goddess'ına benziyor bu. Ama yani bunu her sıktığımda en az 3 kişi ne kullanıyorsun diye soruyordu. Kalıcı, sadece sizi öpen insan almıyor kokusunu, dağılıyor dışarıya ve insanlar gerçekten merak ediyor. Yani böyle hemen aklına bir şey gelmiyor. Soru işaretleri uyandıran güzel bir parfüm bu Soleil Blanc. Jo Malone Basil & Neroli kolonyası. Jo Malone'un zaten özelliklerini biliyorsunuzdur. Birçok şeyi karıştırabiliyorsunuz. Çok 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 fazla kokusu var. Turunçgil kokuyor hafif, çok hafif. Aynı zamanda çiçek de kokuyor. Temiz ama sabun kokmayan, doğal gibi kokan kokuları seviyorsanız bunu çok seversiniz. Bahar kokuyor bu. Mesela yaz yaz da değil. Bence bahar kokuyor bu koku, değil mi? Evet. Ya bu benim kalbimde yara. Bununla ilgili ne yapacağımı bilemiyorum. Bu benim yine çok sevdiğim turunçgil kokulu Acqua di Parma'nın muhteşem bir parfümüydü. Kolonyasıydı veya öyle diyeyim. Turuncu bir kutusu vardı. Acqua di Parma Colonia Pura yazıyor. Fakat isminin ne olduğunu bulamıyorum. Çıldıracağım. Beymen'de galiba 30 tane Acqua di Parma şey kokladım ama bu değildi. Artık da benzeri bir şey bulacağım. Sizi de böyle heyecanlandıramam çünkü aynı şekilde görünüyor hepsi. Acqua di Parma'nın bütün şişeleri böyle. Ama adı ne? Son ürünümüz. Son bir parfüm. Bu da Missoni'nin parfümü. Bunu genelde kışın biraz daha kullandım. Nasıl söyleyeyim? Feminen sabunumsu koku. Evet, öyle anlatabilirim. Yani çiçeksi değil, baharatlı hiç değil bence. Baharatlı mı biraz? Temiz bir sabun kokusu. Gasilhane gibi de değil ama anlatabildim mi? Böyle beyaz sabun gibi de değil. Halı yıkamışsınız gibi sabun kokmuyor. Sanki böyle aşırı lüks bir sabunla uzun uzun mermer banyonuzda banyo yapmışsınız gibi kokuyor. Bence bu sefer çok fazla abartmamışım. Çok biriktirmemişim. Zamanında kıvamında güzel bir bitenler videosu yapmış olduk. Siz en son
dibine kadar kullanıp böyle dibini sıyırıp neyi attınız onu da aşağıya yorumlara yazarsanız ben de okumuş olayım. Bana da birazcık fikir verin. Ayrılmadan önce kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Öpüyorum.